Abone olmayanlar merhabalar. Merakı ehlileştirmek, merakı evcilleştirmek. Atomik çekirdeğinde Otto ve Lize vardı. Biri proton, diğeri nötrondu. Edith ise onlara yaklaşma umudu olmadan etraflarında dönüp duran elektrondu. Biz kabul ettik ya Türkiye olarak. Ay arka arkaya Einstein deyince. Dur dam diye girdim, çok heyecanlandım çünkü. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere yakın zamanda okuduğum bir kitap önerisiyle geldim. Kitap o kadar akıcı ki gece başladım, bir sonraki gece bitirdim. Yani gündüz hiç okumadım. Aslında okumayı da çok istemiştim ama dedim ki gece daha sakin oluyor. Daha sakin kafayla böyle okuyayım. Bahsedeceğim kitap, benim de böyle giyinmeme vesile olan kitap, Ödül. Şimdi yazarın telaffuzuna baktım. Fransız bir yazar çünkü. Yazarımız Cyril Jule. Böyle okunuyor yani. Kendisi tiyatro alanında da önemli eserler vermiş. Yani tiyatrocu bir taraftan da. Ama bu kitabı roman olarak yazmış. Romanda o kadar belli ki tiyatrocunun elinden çıkmış olduğu. Bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Çünkü özel bir video yapıyorum yani bunun için. Kitap bir taraftan da bilimsel ama bilimsel bir kitabın bu kadar akıcı olmasını kesinlikle hayretler içinde okudum. Konuşmalar böyle o kadar güzel aktı ki diyaloglar. Dur dam diye girdim, çok heyecanlandım. Çünkü baştan başlayalım. Kitabımız adından da anlaşıldığı üzere bir bilim insanımız var, erkek. Eşiyle beraber Stockholm'de ödül verecekler kendisine. Ve bir otel odasında hazırlanmak üzere bekliyorlar. Yani ödül törenine saatler kala eşiyle büyük bir odadalar. Eşi farklı bir salonda, kendisi farklı bir salonda anladığım kadarıyla. Ana karakterimiz aslında Otto, Han, karısı Edith ve onu yıllar öncesinden gelen, hesaplaşmak için gelen, beraber çalıştıkları, bilimsel çalışmalarını beraber yaptıkları ve karısından da önce tanıdığı bir kız arkadaşı var. Ödül töreninden önce bir bakıyor ki odasında o var. Zaten olaylar da bu şekilde başlıyor. Karakterimiz Lize 1938'de Almanya'dan, Nazi baskısından kaçmak zorunda kalıyor ve 46'ya kadar hiçbir şekilde görüşmüyorlar. İlk başlarda böyle mektuplaşıyorlar ama daha sonra savaş da başlıyor zaten. Naziler artık böyle iktidarı çok büyük bir anlamda ele geçirdikleri için soykırımlar da başlıyor biliyorsunuz. Yahudi soykırımı, gaz odaları, Hitler'in yaptıklarını biliyorsunuz. Bu yüzden de Lize Berlin'den kaçmak zorunda kalıyor. Kendisi Yahudi olduğu için. Onu da belli ülkeler kabul ediyor tabii. İsveç, Norveç gibi. Daha böyle savaş taraftarı olmayan ülkeler kabul ediyor. O da İsveç'e gidiyor. İsveç'te, Stockholm'da kendi yeni bir hayat kurgulamaya çalışıyor. Süreç aslında onlar için birazcık sancılı oluyor. Yani zaten savaşın ortasında bilimsel çalışmalar yapmaya çalışan bilim insanlarının ne kadar zorlandığını da tahmin edebiliriz aslında biraz. Bir taraftan Hitler çekiştiriyor, bir taraftan Amerika'dan işte bombayı yapmak için kurullar hazırlanıyor, ekipler hazırlanıyor. Biliyorsun yakın zamanda da Oppenheimer filmi vizyonda yayınlanmıştı. Ben onunla ilgili video da yapmıştım. Yani Oppenheimer'ı gidip sinemada izleyen ve çok beğenen insan bu kitabı hemen hiç beklemeden alıp okusun. Onun yine farklı bir versiyonu, daha böyle akıcı, hani hiç sıkılmadan okuyacağımız bir versiyonu, yine aynı dönemler dediğim gibi. Hitler iktidarda 1923-1938 yılları ve son anda da işte 1946'da Türk Savaşı'nın bitmesine sebep olan atom bombasının Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atılması. Kitapta çok etkileyici detaylar var. Ben çok böyle hem yeni bilgiler de öğrendim hem de bildiklerimi tekrar etmiş oldum. Altını çizdiğim çok yer oldu. Mesela Lize odaya geldiğinde Han çok şaşırıyor. Otto Han. Erkek olan karakterimiz Otto Han kimya alanında çalışıyor. Lize ise kadın karakterimiz fizik alanında. Aslında onların da beraber çalışırken birbirlerinden ne kadar çok destek aldıklarını görüyoruz. Aralarındaki çarpışma da beni çok etkiledi. Hatta bir benzetmesi var. Diyor ki mesela, alıntıyı okuyacağım size. Altını çizdim alıntıyı. Atomik çekirdeğinde Otto ve Lize vardı. Biri proton, diğeri nötrondu. Edith ise onlara yaklaşma umudu olmadan etraflarında dönüp duran elektrondu. Yani bir bilim insanının ilişkileri tanımlama biçimi böyle olurdu bence de. Şöyle, Otto ve Lize
Edith'ten yani karısından önce de tanıştıkları için kız arkadaşıydı. Yani beraber çalıştıkları. 1907 yılına kadar geçmişleri var Otto ve Lise'nin. Edith sonradan tanıştığı ve evlendiği bir kadın. O yüzden hep Edith de Lise'nin gölgesinde kalmış biraz da. Onların arasındaki ilişkiye de çok şaşırdım. Otto'nun karısı Edith hiç kıskanmıyor. Hatta onunla arkadaşlık yaptığı için çok mutlu oluyor. Çok garip ilişkileri var gerçekten. Ben çok şaşırmıştım okurken. Lise diyor ki nasıl böyle oldu diyor. Yani Hitler nasıl bu kadar güçlenip iktidarı ele geçirebildi diyor. Otto da diyor ki zaten ekonomik olarak bir çöküntü vardı. İnsanlar zaten buhrandaydı. Büyük bir buhran yaşıyordu. İnsanların kafasını dağıtabilecekleri hiçbir şey yoktu. Her şey çok pahalıydı. Ve tek yapabildikleri işte gençler olarak spora yönelmek, spor aktiviteleri yapabilmek. Hitler de bunu kullandı aslında diyor. Kendine spor yapan güçlü askerler yetiştirdi. O askerleri kullandı. O insanların yoksulluğa karşı, ekonomik buhrana karşı eylem durumunu kullandı diyor. Ve bu şekilde de iktidara geldi. İlk geldiğinde hiç kimse zaten Hitler'e karşı değildi. Onun peşinden gidiyordu. Daha sonra artık hırçınlaşmaya ve niyetini bozmaya başladıkça bilim insanları olarak, Alman vatandaşları olarak hiç kimse onun peşinden gitmedi diyor. Yani aslında burada bir ülkeyi değerlendirirken de Hitler bunu yaptığında Alman vatandaşların hiçbir suçu yok. Türkiye'ye de bakacak olursak, Türkiye'de olan kötü bir olayın yapılması, o dönemin cumhurbaşkanı, işte başbakanı, kimse artık iktidarda olan onun aslında sorumluluğunda. Bir karar veriliyor ve halk olarak bizim elimizden bir şey gelmiyor. Karşı olduğumuz durumlarda bile sesini çıkartamıyorsun, hemen bastırılıyorsun. Almanya'da da böyle olmuştu. Hitler iktidara geldiğinde başta belki çok iyi başlamıştı her şey ama sonra faşizmle beraber diktatörlüğünü ilan etti ve birçok insanı mağdur etti. Kendi vatandaşlarını da mağdur etti aslında. Ari ırkı, saf Alman ırkını yüceltmek isterken kendi vatandaşlarından da nefret söylemleri yükseldi. Ve bu durumda biliyorsunuz Yahudiler hedef haline gelmişlerdi. Almanya'dan gitmeleri gerekiyordu. Orada artık yaşanacak durum kalmamıştı. Kitapta sadece eleştireceğim şu olabilir. Karakter diyor ki o zaman diyor senin diyor Yahudi olduğun için ülkeden gitmen gerekiyordu, kaçman gerekiyordu diyor. O da diyor ki evet diyor benim sadece İsveç, Norveç bir ülke daha söyledi. Oralar kabul etti. Onun dışında hiçbir yer kabul etmedi dedi. Biz kabul ettik ya Türkiye olarak. Atatürk o zaman Yahudi olan bilim insanlarını ülkeye davet etti. Hatta Hitler ona mektup yazdı. Karşı çıktı. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacaksın diye. Ona bile kafa tuttu Atatürk. Oraya aldığın bilim insanları geri ver diye ultimatom verdi resmen. Atatürk bunu bile dinlememişti. Ya bu açıdan tabi sunacağım tek eleştiri bu olabilir. Belki yazar bunu bilmiyordur ya da bilinçli olarak yazmamıştır bilmiyorum. Ama Atatürk de bilim insanlarını ülkemize çağırdı. Hatta üniversitede özel olarak derslikler kurdurdu. Dil, tarih, coğrafya fakültesine bir sürü yabancı, Alman, İngiliz, Fransız bir sürü akademisyeni çağırdı ve Türkiye'deki insanları dil öğretmelerini sağladı. O yüzden bizim hakkımızı yemeyin yani biz sizi çağırmıştık. Buradan da sadece bu ayrıntıyı söylemek istedim. Bu kitapla ilgili söyleyeceğim çok şey var. Alıntılar da var hani okumak istediklerim. Ama mutlaka okuyun. Timahş yayınlarından çıktı zaten. Böyle okurken diyorsunuz ki acaba ne olacak? Acaba ödül törenine yetişebilecek mi? Acaba ödül törenine beraber mi gidecekler? Çünkü biraz da Lise'nin sistemi aslında beraber bir şeyleri bulmuşlar. Atomla ilgili beraber mücadele etmişler. Ama o da kendi ismiyle makaleler yayınlamış. O imzaları kendisi yapmış. Diyor ki neden benim ismimi de kullanmadın? Neden o makalenin altında benim ismim yoktu? O da diyor ki sen Yahudiydin. Seni kabul etmezlerdi. Senin ismin zaten böyle bir makalede yer almazdı ve kadındın diyor. O dönemde kadın olarak ve Yahudi olarak hiçbir şansın yoktu diyor. Yani aslında o dönemin ruhuyla da okumak lazım bunu. Mesela bu ikisi de biri fizik alanında çok ileri gelen bilim insanlarından, diğeri de kimya alanında ve ikisinin dediğim gibi birleşme noktaları çok güzel, icatları bilimsel olarak çok güzel buluşları ortaya çıkarırdı. Ama savaşın çıkması, birbirlerinden ayrılmaları, daha sonra kendi aralarında bir siteme düşüp kopmaları birazcık icat olarak, hani buluş olarak sekteye uğradı. Zaten kitapta buralara da değiniyor. Bizi Adolf Hitler ayırdı diyor. Bizi diyor savaş ayırdı diyor. Bir projeden bahsediliyor. Uran Project diye. Uranyum projesi. Bunlar şimdi birbirlerini suçluyorlar sürekli. Lise diyor ki sen diyor Hitler'i diyor savunuyorsun.
istiyordun çünkü zaten Hitler'in desteğiyle bilimsel çalışmalarınıza devam ediyordunuz. Ama diyor işte daha sonra da istemediğiniz şeyler oldu. Otto Hahn da diyor ki evet, denediler 1942'den beri arka arkaya gelen yenilgiler yüzünden Hitler bombaya sahip olmak için ruhunu şeytana satmaya hazırdı. Uran projekte görev alanlarının üzerinde çok baskı vardı. Ya bombayı yapacaktık ya da hani öldüreceklerdi diyor. Ve Hitler bir taraftan bilim insanlarına baskı kuruyor atom bombasını yapmaları için. Bir taraftan da biliyorsunuz Oppenheimer tarafına. Bir taraftan da Amerika'da bir sistem kuruluyor. Herkesten habersiz bir yerde atom bombasıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Bununla ilgili geçen gün bir program izledim. Pandora'nın Merakı diye. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama şu an 4. bölümünde Gündüz Vassaf konuk oldu. Mükemmel bir program. Tamamen genel kültür, kitaplar, filmler, müzikler üzerine muhteşem bir program. Biliyorsunuz böyle bir programı Melikşah Altuntaş da yapmıştı, Hayatımın Listesi diye. Ben oradan da çok fazla öneri almıştım. Bu program da yine ona birazcık benziyor. Çok güzel Eylül Görmüş'ün sunumuyla. Bir programın konuğu Gündüz Vassaf'tı ve bir şey söyledi. Çok etkilendim ben ondan. Einstein pişman olmuş mudur? Bir an önce bombayı hazırlayalım yoksa Hitler icat edecek o bombayı diye. Sonrasında zaten Hitler yapamadı, beceremedi. Ama bomba Amerikalılar tarafından yapılmış oldu. Ve zaten Hitler'e de atılmadı bomba. Gidildi Japonya'ya atıldı, Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atıldı. Acaba diyor o mektubu yazdığı için Einstein pişman olmuş mu? Bu arada ben bunu Einstein diye söylüyordum da Barış Özcan Einstein diyor. Büyük ihtimalle Einstein diye okunuyor. O yüzden ne kadar da cahilsin, Einstein'e Einstein diyorsun demeyin. Barış Özcan Einstein diyorsa o Einstein'dir. Ay arka arkaya Einstein deyince baga girdim. Bir girdaba girdim. Gündüz Vassaf diyor ki acaba diyor Einstein pişman olmuş mudur o mektubu yazdığı için? Çünkü diyelim ki zaten o hani bomba Hitler'e de atılmadı biliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Hani diyor ki 300 yılda Naziler devam etti. İmparatorlukları devam etti. O da bitecekti. Onun da sonu gelecekti. Ama diyor atom bombası icat edilmeyecekti. Yani bu beni birazcık düşündürdü. Onlar icat etmeseydi atom bombasını belki de şu an günümüzde bile icat edilir ve bir yerlere atılırdı. Hali hazırda savaşlar devam ediyor. İsrail-Filistin savaşı dibimizde yaşanıyor. Yani onlar icat etmeseydi İsrail yapardı. Yani bir şekilde o yapılırdı. Hatta programda merakın ahlaklı olması, ahlaklı merak üzerine de değindiler. Yani insanlık olarak her şeyi merak etme üzerine yaratıldık ama neyi merak edip neyle ilgili çalışmalar yaptığımız aslında çok önemli. Azra Cohen'in bir lafı vardır. Merakı ehlileştirmek. Hani merak ettiğiniz şeye dönüşürsünüz. O merak sonucunda sizin karakteriniz oluşur. Ama neyi merak ettiğiniz de önemli işte aslında. Hani şu an sosyal medyada kimleri merak ediyorsunuz, kimleri takip ediyorsunuz? Aslında siz onlara dönüşüyorsunuz, onların karakterine dönüşüyorsunuz. Şu anda popüler olan olaylara bakın. O kadar çok takipçisi olması o insanların kendilerini önemli atfetmeleri neden? İnsanların onları merak edip takip etmeleri. Kimsenin ilgisini çekmese onlar kendi kendilerine bir şeyler yapıp bu kadar da ünlü olmayacaklardı. Ünlülük perdesine sığınamayacaklardı. Ünlülük adı altında başka şeyler yapabilecekler. O yüzden merakı ehlileştirmek, merakı evcilleştirmek, belki yabani tarafını törpülemek bu yüzden de önemli olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda söylenince çok şey var ama Oppenheimer'la ilgili filme gidip sevdiyseniz bu kitabı da okumanızı öneririm. Kitapta aslında Oppenheimer'la ilgili alıntılar aradım ama yoktu. Başka bilim insanları vardı. Zaten bunlar da sonuç olarak gerçek hikayeden alındığı için gerçek bilim insanları. Ve yani o projede kim bilir kaç tane bilim insanı da vardı. Yani hepsini bilmemiz mümkün değil. Ki zaten Oppenheimer'da bile hatırlarsanız ne kadar çok bilim insanından bahsetmişlerdi. Yani ben bu kitabı öneriyorum. Hem çok akıcı bir kitap hem de bilimsel olması dolayısıyla beni çok etkiledi. Güzeldi ya. Bir de çok garip bir şey oldu. Bunun turuncu ağırlıklı şeyi. Ben de bunu turuncu kalemle çizmişim. Bunu niye anlattım Elif? O kadar bilim dedim. Şimdi saçma sapan bir benzeşimle şöyle göstereyim. Elime turuncu geldi ama sonrasında buranın turuncu olduğunu fark ettim. Neyse. Ben bu kitabı öneriyorum. Mutlaka okuyun. Bu kitabı okuyanlar varsa yorumlara yazsınlar. Okumak isteyenler de yorumlara yazsınlar. Merak ettiklerinizi yorumlarda tartışabiliriz. Şimdilik benden bu kadar.
Bu arada kanalımızı yine abone olmayanlar daha çok izliyorlar. Abone olmayanlar merhabalar. Lütfen izlerken bir de abone olursanız ben çok mutlu olacağım. Daha çok şekle yeni videoları çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kitapla kalın.